Hoş geldin Güler. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Rock partisine gidiyorum. Gel bakalım. Rock parti. Varsa öyle bir şey. Sima. Eteğinin boyunu sevmedim. Daha kısa olsaydı ve ayakkabın yani şeyini bileğini kesmiş, bacak boyunu kesmiş. Makyajını pek sevmedim. Dünkü makyajın sanki daha güzeldi. İkincisi de bir şey söylemek istiyorum. Normalde ben bir insanı ilk gördüğümde o insanla bir sonuçta aynı yarışmadayız. O insanla bir iletişim kurmaya çalışırım ve bir sorun varsa mesela ben Neda'yı da ilk gördüm. Hatta ikizlere bile şeye sormuştum hatta gözlerin gerçekten kendi rengim. Şu anda sen alaycı tavırlarla bakıyorsun. Onlara bile sormuştum. Onlar evet yani iyi bir yüzle altında hiçbir fesatlık aramadan evet kendi gözlerimin rengi demiştim. Ben de çok güzelmiş dedim. Üstünden sana bir şey söylediğimde hatta ben güzel bir şey söyleyecektim. Sen altından kötü bir niyet arayaraktan bir şeylere giriyorsun. Tamam da ben seni şahsen böyle tanıyorum televizyondan. Sürekli bir şeyler arayıp önde bunu kamera önüne getirmek. O zaman ön yargını ben sana Güler yüzde yaklaşıyorsan bugüne kadar hiç beni görmedin. O ön yargını kenara koyacaksın. Ve tamam hiçbir da bir insana saniye, bana, sen bana mesela hiç... birisi sana yaklaştın ona iyi davranıyorsan aynı şey bana kötü davranıyorsan tabii ki de kim kötü davranıyorsa şeyini alır. Yani aynı tepkiyi alır. Şu anda da sen yaptıktan sonra şu andan ne bileyim yani iyi bir şey sonradan bekle. Peki bakalım bir de cevap versin. Sen nasıl bir tepki verirdin? Bugüne kadar hiçbir selamlaşmamız yok. İlk defa görüyorum. Sonra bir 5 dakika paydos vardı. Ben sağ tarafta duruyordum. Sen sol taraftın. Güler bir baksana hani beni şey yapıyorsun çağırıyorsun resmen. Öyle olmadı resmen. Sen anlattın efendim, öyle olmadı. Dedim, ilk dediğin şey yüzünde estetik var mı? Öyle yani, sormadım dedim bu ki bu nasıl bir şey? Hayır. Dedim bir estetiğin var mı? Sen de hayır bana mı bulaşacaksın dedim. Ben dedim ki hayır dedim öyle bir niyetim yoktu. Çok güzel bir kızsın dedim. Onu dedim sen ondan hayır, böyle gözünü güzelsin, çevirip gittin. O yüzden sordum böyle hayır, yaptım. Hayır ben dedim ki yüzün çok güzel dedim. Neyse onu geçelim. Onun dışında tamam sonradan mesela gelip normal bir şekilde konuşabilirdin. O zaman... Gerçekten belki ben yanlış anlamış olabilirim diye düşünürdüm. Fakat ondan sonra hiçbir sohbetimiz olmadı. Bugün sabah içeri geldim. İlk sorduğun soru ne merhaba ne günaydın. Şey dün sormuştum da cevabımı alamadım hayır, gibisinden. Hayır öyle bir şey demedim. Yüzünde estetik var mı? Seni sen ilgilendirir varsa hatta var yoksa Ayşegül yok bile yani. Bana sorduğunda ben yok, dedim ya öyle çok belaval dediğim bir şey yoktu. Normalde ben insanları görüntüden sonra mesela ben daha önceleri birkaç kişiyle seni tanıyan bir kişiyle de şey yapmıştım. Gülay çok iyi bir kız dedi. Ben normalde iyi birisi olarak bekliyordum. Ve artık o tepkini gördükten sonra o böyle göz çevirmelerini kendini çok yukarıdan görmeni görerekten ay. Ne bileyim yani o cevabı Ayşegül'e peki söyleyemedim. Peki sen kendini dışarıdan bir izledin mi yani? Sürekli sen makyaj üzeri konuşuyorsun. Sadece güzellik yok. Burası sen güzellik herkese, yarışması değil. Sen herkese, herkese sen çok güzelsin çok güzelsin. Buraya gelip ben burada pek güzel bir kız görmedim. Ön yargılarını da kenara koymalısın. Ben kendimi seviyorsam sen de çok ön yargılısın içinde. Ve hiç hoş yok, değil. Benim herkesle aşağı yukarı aramayı hiç öyle bir sorunum falan olmadı yani. Senin ne düşünüp düşünmediğin zaten umurumda değil. Umurunda olmalı. Çünkü aynı yarışmadayız. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkürler. Gülay Hançer, ayakkabı 350 lira, çanta 200 lira, etek ve ceket 500 lira. Gülay hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi özel tasarım bu değil mi? Evet ama mağazalarda da sonra satılacak. Anladım. Beden olarak çalıştı. Yoksa aynen. Tek beden olarak olacak. Beden olarak, beden aynen. Olarak. Şimdi bu sana büyük. Hem de büyük hem de mini, biraz daha mini olmalı. Böyle kıvırsana eteği. Etek ucu evet içine koy. Ya tasarımcı ben de kısa istedim dedi bacaklarım burada fazla boş dedi yakışmaz dedi. Ama bacağının boynu haklı kesti. Haklı diye ben de şey yapmadım yani. Evet daha iyi duruyor şimdi. Ayakkabı seçimi yanlış. Bunun altında ayakkabı baya yüksek topuk seni daha kaldırması gerekiyor. Çünkü püsküller var püsküller boyunu kesti. Bu kadar uzun püsküller kullanmak istiyorsa... Yani 20 santim topuk kullanmalısın.
taşımak için. Ve tabii ki bir yanda dönsene. Evet. Bu ayakkabı kot pantolonu ile beraber belki kullanırsın ama bunun böyle bir muhteşem bir butiler deri hiç dikkat çekmeden sadece güzel bir topu ile kendin boyunu kaldırmak için seçebilirsin. Çantanı sevmedim, taş maş gerek yok. Çünkü şimdi rock havadasın. Hı-hı. O taş olmadı. Ya ne diyorlar? Güzel kuru kafa mı diyorlar bunun Türkçe? Ona güzel nasıl gelin. Güzel o çantalar biliyor musun? Kot pantolon, beyaz gömlek sadece onu patlayacaksın. Tamam. Çünkü böyle fazla duruyor. Saç makyaj çok güzel. Yani vücuda göre giymedin. Altın. Teşekkürler. Teşekkürler.